Sevgili konuklar, Rüya Acaroğlu geliyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Rüya Acaroğlu. Antalya'dan geliyorum yarışmaya. Doktorum, göz cerrahi uzmanıyım. Yıllardır hayalimdi. Yarışmanızı çok öyle beğeniyordum. Mi? Hep seyrediyorsunuz. Yani, evet evet seyrediyorum. Oğlum da aynı şekilde. Kimle geldiniz? Yeğenim ve arkadaşıyla geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selçuk Bey. Doğan Yalman Yalgın. Rüya Acaroğlu'nun yeğeniyim. Teyzemin isteyip de yapamadığı çok bir şey yok. O yüzden buradan beklentisini karşılayan bir ödülle ayrılacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum kendisine. Teşekkür ederiz. Merhaba, Gizemler Özdöker ben. Rüya ablaya başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Rüya Hanım hazır mısınız? Hazırım sanırım. Nasıl hazır olunursa. Çok heyecan verici bir ortam. Bekliyorum. Yarışma başlıyor. İlk soru. Eski Türk filmlerinin bitiminde hangisi yazar? A son, B bitti, C elveda, D netice. Son olduğunu düşünüyorum ama son kararım. A son. İkinci soru. Çeşitli hayvanlar sadık, kurnaz gibi sözlerle tanımlanırken hangisi için soylu denir? A fil, B at, C geyik, D horoz. Cevap veriyorum. B at son kararım. Binlere kazandınız. İlk barajı geçtiniz. Şimdi üçüncü soru. Musiki cemiyetine gidenler hangi müzik türüne ilgi duyarlar? A. Türk sanat müziği, B. Türk hafif müziği, C. Türk pop müziği, D. Türk halk müziği. Cevap veriyorum. Türk sanat müziği son kararım. Dördüncü soru. Futbolda son dönemde görev alan 5. ve 6. hakemler hangisiyle ifade edilir? A köşe, B kenar, C çizgi, D santral. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çok sevgili seyirciler, Rüya Hanım size sormak istiyor. Futbolda son dönemde görev alan 5. ve 6. hakemler hangisiyle ifade edilir? A köşe, B kenar, C çizgi, D santral. 10 saniye. Seyircilerimiz %76 oranında C demişler. Seyircilere güveniyorum. C çizgi son kararım. Sesli bir sorumuz var, dinleyelim. Siz müzikle karşılıklı dans eden bir kadın ve erkek görüyorsanız hangisinin yapıldığı bir düğündesinizdir? A kaşık oyunu, B Kafkas dansı, C kasap havası, D oryantal. Altıncı sorumuz. Tulum peynirinin İzmir'den başka hangi şehirle anılan bir türü vardır? A Isparta, B Çanakkale, C Erzincan, D Kars. Cevap veriyorum. C Erzincan. Son kararım. Evet Rüya Hanım, baraj sorusuna geldik. İki jokerimiz duruyor.
Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Düşüncene katılmıyorum ama düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunacağım. Sözünün sahibi, Candide'in yazarı kimdir? A. Montaigne, B. Voltaire, C. Molière, D. Dante. Telefon joker hakkını kullanmak istiyorum. Telefon jokerini kullanmak istiyorsunuz. Peki. Listenize bakıyoruz. Hülya Acaroğlu, Yalman Yalgın, Celil İyidoğan, Özgür Cengiz. Celil Bey. Celil İyidoğan'la görüşmek istiyorum. İyidoğan'la görüşmek istiyorum. Neyiniz var? Arkadaşım. Ne iş yapıyorum? Avukat. Avukat. Hı hı. Ve felsefe okumuş, tarih okumuş. Öyle bir mi? Arkadaşım. Hı hı. Alo Celil Bey, merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Bizler deyiz, yarışıyoruz şu anda. Kim Milyoner Olmak İster de Rüya Hanım'la size bir soru soracak. Celil Bey, hazır mısınız? Hazırım efendim, buyurun. Buyurun. Düşüncene katılmıyorum ama düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunacağım sözünün sahibi Candide, yazarı kimdir? Montaigne, Voltaire, Molière, Dante. Voltaire. Voltaire. Evet. Teşekkür ederim. Bol şanslar baba. Çok sağ ol. Jokerime güveniyorum. Ve Voltaire. Son kararım. Tebrik ederim, 15 bin lira. İkinci baraj geçildi. Çift cevap hakkı bir joker geldi. Ne yapacaksınız bu parayı? Beni mutlu eden şeyleri, 18 yaşında bir oğlum var, üniversite eğitimine başlayacak. Öncelikle onun ihtiyaçları ve işte onunla birlikte seyahat, belki Arjantin'de bir tango kursuna gitmek. Ne güzel, harika. Kaç yıldır mesleğinizi yapıyorsunuz? 22 yıldır. 22 yıldır. Maşallah. 30 bin soru geliyor, hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. Rüya Hanım, zamanımız doldu. Öbür bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, bu bölüm burada sona eriyor. Rüya Hanım'la öbür bölümde devam edeceğiz tekrar. Efendim iyi akşamlar, hoşça kalın, sevgiler, saygılar. Yaşam bize verilmiş en büyük ödül, iyi kullanın. Hoşça kalın.